Evet dostlar, yeni canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Tayland'dayız. Tayland'ın Bangkok şehrindeyiz. Başkentte bugün sizlerle beraber 5 dolar harcayacağız. Ben burada büyük bir pazara geldim. Burası Dalat Minburi diye geçiyor. Ve şu an elimde 150 baht var. 150 baht da takribi bir 5 dolar falan yapıyor. Acaba bu 5 dolarla neler alabiliriz? Bugün şimdi sizlerle göreceğiz. Bu canlı yayını paylaşarak diğer insanların da görmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi kamerayı diğer tarafa çevireceğim. Şimdi pazarın içine geldik. Şöyle biraz bakalım etrafa neler alabiliriz. Beraber görelim. Burada şu an yemekler yok, görüyorsunuz. Çoraplar, iç çamaşırı falan var. Yavaş yavaş iç tarafa geçelim. Burada içecekler var. Görüyorsunuz işte milkshake'ler falan var. Kokolar var. Biraz şöyle bir turlayalım sizde. Elimizdeki 150 bahtı, yani 5 doları acaba Tayland'da nasıl kullanabiliriz? Neler alabiliriz? Yemek alacağım. Meyve alacağım. Ve içecek alacağım. Bu 3 şeyi almam lazım. Eğer artan parayla da böyle abur cubur alabiliriz, ekstra bir şeyler. Şöyle pazarın içine doğru gidelim beraber. Ses ve görüntü nasıl dostlar? Şu an ses ve görüntü geliyor mu? Herhangi bir problem var mı? Bakın burada kızarmış tavuklar var. Setler var. Bir tane, bir parçası 20 baht. Görüyorsunuz böyle soslanmış şekilde. Bunu es geçeceğiz. Ben fazla sevmiyorum. Başka ne var burada? Burada kızarmış muzlar var. Kızarmış muz ve pıhak. Şöyle kızarmış muz nerede? Aha burada. Pick up our easy back up. Evet, 20 bahtımızı kızarmış muzumuza vereceğiz. Guayang lao kap. Sadece kızarmış muz alıyoruz. Görüyorsunuz orada kızartıyorlar. Burada veriyorlar. Kapın kap. 20 bahtımızı harcadık. Kaldı 130 bahtımız. Kızarmış muzumuzu aldık. Bu tarafa girdiğimiz zaman böyle işte daha çok yemekler bizi karşılıyor. Küçük dükkanlar. Hala Tayland'da böyle yerler kapanmadı. Ama eğer bu tür yerlerde Covid tespit edilirse hemen 3 gün kapatılıyor. Ve her tarafı temizliyorlar güzelce dezenfektanla. Ve tekrar açıyorlar. Evet. Burada neler varmış? Burada işte gördüğünüz gibi yemek çeşitleri bol bol. Benim en çok sevdiğim şöyle vejetaryen, böyle fazla yağlı olmadan. Şundan alacağım. Ani annen kap. Kap. Talay kap. Sisip. Evet, 40 bahtlık bu yemekten alacağız. Böyle görüyorsunuz poşete koyuyorlar. 40 bahtta yaklaşık 1.2 dolar falan herhalde. Şöyle sağlıklı şekilde besleneceğiz. Tayland'daki zaten çoğu yemeklerde dostlar hep vejetaryen oluyor. Böyle sebze çok oluyor içinde. O yüzden Tayland'a geldiğiniz zaman fazla kilo almazsınız. Soranlar oluyor. Tayland'a gelirsem kilo alır mıyım falan. Yok, bence almazsınız. Evet, 40 bahtımızı veriyoruz. Şimdi o 60 baht verecek. Toplam 90 bahtımız kaldı. Görüyorsunuz toplam 90 bahtımız kaldı. 3 dolar civarında. Şimdi yemek aldık. Kızarmış muz aldık. Geriye tatlı kaldı. Ve içecek kaldı. İçecek de alacağız. Görüyorsunuz burada taze taze etler satılıyor.
Pazarda dolaşıyoruz. Şöyle geçelim biraz. Dostlar, bu canlı yayını paylaşabilirseniz çok iyi bir destek vermiş olursunuz. Böyle daha çok izleyiciye ulaşabiliriz. Daha çok insan Tayland'ı görmüş olabilir. Bu canlı yayınları gerçekten çok kişi izliyormuş. Ben fark etmedim. Bundan sonra daha çok canlı yayın yapacağım Tayland'dan. Buradaki günlük yaşantıdan, insanların yaşantısından kesitleri böyle canlı canlı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada görüyorsunuz taze taze çiçekler var. Şöyle diyeyim, bu tür çiçekleri tapınağa gidip orada ibadet ediyorlar. Bu çiçekleri işte oradaki monklara falan veriyorlar. Yahut da arabalarına koyuyorlar. Ben bir ara görmüştüm, yeni araba aldıkları zaman o tür çiçekleri arabanın önüne asıyorlar. Hani nazar değmesin gibisinden. Burada da sebze ürünleri satılıyor. Görüyorsunuz biber, marul, her çeşit sebze var burada. Şu an biz meyve almayacağız ya da sebze almayacağız. O yüzden biraz dışarı çıkalım. İçecek alacağız. Ve tatlı almayı düşünüyorum. Acaba tatlı dükkanını bulabilecek miyim? Eşimle geldiğim zaman kolay oluyor. O her yeri biliyor. Ama ben tek başıma gelince böyle dönüyorum duruyorum. Aha. Şimdi burada da tatlı alacağız. Mango sticky rice. Bir tanesi görüyorsunuz 35 baht'lık var. Bir de 70 baht'lık var. Ben 35 baht'lık alacağım. Al annen kap. 35 baht'lık. Aa. 35 baht'ımızı verelim. Kap. Bu da yaklaşık 1 dolardı. Artan 5 baht'ımız var. Me tissue my cup. Tissue. Aa, kap. Kadına selpak sordum. Yokmuş çünkü çok terledim. Şu an acayip sıcak. Oo, görüyorsunuz dostlar. Çok terledim ya. Dostlar, biz pazardayız. Yeni gelenler varsa canlı yayınımıza. Yanımızda 150 baht var ve 150 bahtla neler yapabiliriz onu görüyoruz. Bayağı para harcadık. Şu an neler aldım? Mango sticky rice aldım. Sonra yemek aldım ve kızarmış muz aldım. Ve cebimizde şu an yaklaşık 35 baht çıkar. 55 baht kaldı. Aynen, 55 bahtımız kaldı. Şu an burada meyveler var. Acaba meyve de alsak mı? Görüyorsunuz burada geçen story'imde paylaştığım var. No. Lam yağı var. Böyle çeşitli meyveler var. Görüyorsunuz benim en çok sevdiğim meyvelerden birisi ejderha bardağı meyvesi. Hoş geldiniz canlı yayına. Konya'dan Ahmet Bey. Hoş geldiniz. Ve şu an sezonu olan türyen meyvesi. Bu çok kokuyor. Ve havalimanlarında uçaklara sokmak yasak bunu. O yüzden Türkiye'ye götüremiyorum maalesef. Meyve ne alabiliriz acaba? Meyve de almak istiyorum. Yarım kilo, bunlar 20 baht. Görüyorsunuz muzlar da var. Ne alsak? Kalsip bahat, iyisi bahat bahat. Bunlardan birisi iyisi bahat bahat. Hadi şunlardan bir tane alalım. Bu zaten herhalde 1 kilodur. Hani kringle olmaya kap. Bakalım yarım kiloysa alacağım onu. Ölçsün bakalım. Talay kap. Yipa. Okey. 20 baht. 5 baht daha vereceğim ona. 5 baht daha. Aynen çıktı. 25 baht. Kapın kap. 25 baht. Ejderha bardağı meyvesi de aldık. direkt translate edince ejderha bardağı meyvesi oluyor.
Merhaba, Bursa'dan selamlar demiş Turgay Bey. Hoş geldiniz. Canlı yayınımızı paylaşabilirsiniz. Şimdi en son içecek alacağım. İçecek ne alayım acaba? Ne taraftan gidiyorduk? Şöyle göstereyim size. Meyvemizi aldık. Kızarmış muzumuzu aldık. Yemeğimizi aldık. Ve yapışık pilav ve mangomuzu da aldık. Şimdi en son kalan paramızı içecek için kullanacağız. Nereden çıkacağız ya? Kayboldum vallahi. Merhaba Ahmet Pancar, hoş geldiniz. Dostlar, burası çok sıcak. Yanıyor vallahi. Oh, hissedilen sıcaklık 35 falan ya da daha fazla. Dostlar, 5 dolarımızı harcıyoruz bugün. Yaklaşık 25 bahtımız kaldı. Yani 1 dolardan az kaldı. Bakalım en son paramızla içecek alabilecek miyiz? Şöyle çıkışa doğru gidiyorum. Burada aslında her yer açıktı. Ama esnaflar kapatmış bazıları. Boşluklar oluşmuş pazarda. Normalde bu pazar var ya, acayip doluydu. Yani insandan geçilmiyordu burası. Bu aralar biraz boşalmış. Ne taraftan gidelim? Bu taraftan gidelim. İçecek bulacaktık. Şöyle bir meyve, fruit shake bulabilirsem ondan alacağım. Görüyorsunuz burada seçme yemekler var. Tablot üzerine seçip böyle oturup yiyebiliyorsunuz. Herhalde bugün açıklama yapıldı Sağlık Bakanlığı'ndan burada. Artık her lokantada masa başına bir kişi oturup yemek yiyebiliyor. Geçtiğimiz haftalarda lokantalarda oturup yemek yemek yasaktı. Burada da roti mataba var. Roti matabakay. Muz var. Muzlu roti. Tayland'a geldiyseniz denemişsinizdir. Görüyorsunuz burada da ördekler asılı. Eğer ördek seven varsa yaşadınız yani. Burada da taze etler var. Şu an paramız ete yetmiyor. Ama kilosu 200 bahttan başlıyor. Etin kilosu. Ben genellikle marketten kıyma alıyordum. Musakka yapmak için. Oy. Şuradaki çıkışı deneyelim bakalım. Yo, o değil. Ben motoru park ettiğim yeri bulabileceğim mi? Ondan korkuyorum şu an. Çok büyük bir pazar. Ben yemek yerine gelmişim. Aha, içecek var. Burada. Acayip çaydan oluyen lamyayı. Aa, anneyi kap. Hani kap. Yisip bar. Bu Türkiye'de bildiğiniz hoşaf arkadaşlar. Hoşaf. Böyle buza koyuyorlar. Buzlu buzlu böyle. Serin serin. İçebiliyorsunuz. Of of of. Ron Magloy. Çok sıcak. Evet, son paramızı da içeceğe vereceğiz. 20 bahtımızı. Böylelikle 5 dolar challenge'ımızı bitireceğiz bugün. Kap, kapın kap. Şöyle alalım poşetlerimizi. Evet, 5 dolara yemek aldık, içecek aldık, meyve aldık, tatlı aldık ve kızarmış muz aldık. Yani bayağı doldurduk. Evet. Şimdi motora doğru ilerliyorum. Oy. Görüyor musunuz teri? Çok terledim. Maskenin içi zaten böyle göl gibi oldu. Ama çıkartmayacağız. Şöyle yavaştan gidiyoruz.
Geçtiğim pazar şurasıydı arkadaşlar. Arkamda şu an. Buradan küçük görünüyor ama çok büyük. İçerisi çok karışık. Labirent gibi. Şöyle çevireyim önüme. Motoru keşke buraya park etseymişim. Ta ileri gittim ama burası da çok sıcak yani gölgelik bir alan değil. Burası pazarın girişi. Çok büyük bir pazar burası. Sadece az önce geçtiğim yer sadece onun bir parçasıydı. Küçük bir parçasıydı. Aha, az önce buradan almalıydım içecek. Ama olsun. Elimdeki de fena değil şu an. Böylelikle bu canlı yayınımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz dostlar. Tekrar söyleyeyim. 5 dolarla şöyle bir günlük yiyecek içeceğinizi alabilirsiniz. Eğer hesaplı böyle pazarlara falan giderseniz. Tayland aslında pahalı bir yer değil. Çünkü bayağı insan diyor Sedat Tayland çok pahalı. Ve orası yaşanılacak yer mi gibisinden soruyorlar. Gerçekten aslında biraz zaman geçirirseniz burada. Gezerseniz. Lokal insanlar gibi yaşamaya çalışın. Çünkü Türkiye'de nasıl biz böyle uzun süre yaşadığımız zaman oradaki yiyecek içeceklerin uygun fiyatını bulabiliyoruz. Burada siz de zaman geçirin, etrafı gezin, lokal insanların gittiği yerlere gidin ve siz de uygun fiyatla yemek içecek alabilirsiniz. Oh çok sıcak. Neyse dostlar bu canlı yayınımızın sonuna geldik. Diğer canlı yayınlarımızda görüşmek üzere. Bu canlı yayını paylaşın, beğenin. Facebook sayfamıza abone olun. Sağlıcakla kalın. Herkese selamlar, sevgiler Tayland'dan. Bye bye.